Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahminlere göre, aracı kurumların tahminlerine göre yükselmesini ya da düşmesini beklenen para kazandıracak şirketlerle ilgili bir video çekmek istedim. Şu an için ne alıp satacağını bilmeyen, hangi hisseyi elinde tutmasını bilmeyen arkadaşlar için biraz yol gösterici olur. Bunlar benim tahminlerim değil sevgili arkadaşlar. Bunlar aracı kurum tahminleri. Videonun başında öncelikle belirtmek isterim. Bakın aracı kurum beklentilerini tıkladığım zaman önüme gelen sayfada açılan bu. Sonra potansiyelin üzerine tıkladığım zaman en çok potansiyeller en az potansiyele doğru gideriz. Lakin şöyle bir şey var. Videoya başlamadan önce size bunu söylemek isterim. Bu tarz potansiyeli yükselecek ciro hedefleri çok fazla olacak şirketlerin bir de sizin araştırmanız lazım. Şöyle araştırmanız lazım. Dünya ekonomik, iktisadi ve konjektürünü iyi düşünmeniz lazım. Mesela ben size söyleyeyim. Şu an Türkiye'de sıkı para politikası yüksek faiz uygulanıyor. Aynı şekilde Fed tarafında da daha bir faizler gevşemedi. Onlarda da hala pozitif reel faiz uygulanıyor. Yani sıkı para politikası. Sıkı para politikası demek arkadaşlar piyasadaki parayı çeken, paranın dolaşım hızını düşüren, para arzını azaltan bir durumdur. Bu durumda öyle sektörler seçilmeli ki buna hassasiyeti çok fazla olmayacak. Çünkü parasal politikalara, Merkez Bankaların uyguladığı politikalara, aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı kamu politikalarına çok fazla hassasiyeti olan sektörler için bunlar geçerli bir durum değildir. Mesela çok örnek vereyim sizlere sevgili dostlar. Faizin arttığı bir ortamda işte harcamalarınızı İlk etapta hangilerini kısarsınız, hangilerinden tasarruf edersiniz, lakin bir de yanında tasarruf edemeyeceğiniz ürünleri seçmeniz gerekiyor. Mesela hep örnek ilk aklıma gelenler olduğu için söylüyorum. Sallıyorum BİM hisseleri, ŞOK hisseleri. Neden? Çünkü perakende sektöründe arkadaşlar sizler dünya güllük gülistanlık olsa da yiyeceğiniz günde 2-3 öğünü 30 öğünü çıkarmazsınız. Ya da savaş patlasa da onu 3 günde bir öğün şekline düşürmezsiniz, düşüremezsiniz yani. İnsanların belli bir standartta beslenmeye ihtiyacı vardır. Hani bu tarz şeylere duyarlılığı düşük olan sektörleri bulduğunuz zaman bu veriler daha çok anlam ifade ediyor. Ben kendi fikirlerimi de zaten ilerleyen günlerde çekeceğim videoları söyleyeceğim. Bugün ise aracı kurumun beklentileri dahilinde hangi hisselerin yükseleceğini, hangi düşeceğiyle ilgili video çekeceğiz sevgili arkadaşlar. Mesela bakın şuradan bir yeni sekme açalım. Reysaç Gayrimenkul'de aracı kurum ciro olarak 2024-12 2024-24'ün sonunda bu 1 milyonla çarpılacak sevgili dostlar. Bunlar 2 milyon 2 milyar. 2,6 milyar TL bir ciro edeceğini, FAFÖK gelirin 2,1 milyar olacağını ve net karın ise sevgili arkadaşlar 10 milyar TL olacağını söylüyor. Peki cirodan daha yüksek net kar nasıl olabilir? Burada arkadaşlar diğer olağan ya da olağan dışı gelir ve kar kalemleri etkili olur. Mesela burada kambiyo karı etkili olabilir. Elinde yüksek miktarda döviz vardır. Yerli para birimi değer kaybeder ve kambiyo karı yazar. Örnek veriyorum. Ya da vade farkından bir kazanç sağlar. Hani cirodan daha yüksek kazançlar bu tarz oluyor ve aracı kurum net kar beklentisi olarak da yaklaşık 11 milyar TL ile hedef fiyatı 40 TL göstermiş ve şu anki potansiyel olarak da neredeyse 3x'lik %300'lük kabaca bir kar beklentisine sokmuş kendisini. Teknosa hisselerinde de mesela bakın 60 milyarlık bir cirodan FAVÖK geliri dediğim şey faiz vergi öncesi kardır arkadaşlar. Bunun içinden satışların maliyeti ve faaliyet giderleri çıkarılmıştır. 4,7 milyarlık bir FAVÖK geliri net karında 1,1 milyar olarak düşünerek günün sonunda 82,97 TL olacağını düşünüp %171'lik bir potansiyel öngörmüş. İşte burada liste bu arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsine girmeyeyim. E-Bebek hissemiz var, Aydem var, Tezol, Kontrolmatik, Obama Karna, Astor, işte efendime söyleyeyim Sayas, Yaylak'da. Bunların hepsini arkadaşlar potansiyel olarak yükselebileceğini tahmin edilmiş. Başka listemizde hangileri varmış? Yataş var, Tap Gıda var, Big Chef var, Tat Gıda, işte Karel, Bobet, İşgeyo, İşmen,
Bu tarz hisseler sevgili arkadaşlar, Şecam, Koç Holding, Doğuş Otomotiv, Froto, Ford Otomotiv, Vestel, Tofaş Otomotiv, Ünlü varmış. Akbankası da listeye girmiş. Yapı Kredi Bankası, Şok Marketler, Vakbank, İşçiTR, Vespe, Biyoenerji, Orge, bunların hepsi arkadaşlar gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'da mesela potansiyel fiyat olarak 4.30 verilmiş ve %42 bir potansiyel öngörülmüş. İşte bunların hepsi arkadaşlar bu liste yükselişini bekleyen hisseler. Bunu tek tek videoyu durdurup bir resim çekebilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Peki aşağılara bakalım. Zaten potansiyeli daha az olanları hızlı geçtim. Yine Aselsan var, Migros var, Otokar var, Garanti Bankası var, Halk Bankası var, Doğan Holding, Zorlu Enerji, Turkcell, Petkim, bunlar da daha az ufak olarak bir kar beklentisi olan hisseler. Düşeceğini tahmin ettikleri şirketler de var. Şu an 4 tane görünüyor. Diğerlerini bir potansiyel yazmamışlar ya da hedef fiyat yazmamışlar ama mesela arkadaşlar Türk Telekom'da ufak bir düşüş öngörüyorlar. Anadolu Efes, Karsan ve Medical Park hisselerine de ufak bir düşüş öngörüyorlar. Burada sizin yapacağı şey sevgili dostlar, eğer ki aracı kurum beklentilerine göre bir portföy hazırlayacaksanız biraz daha dediğim gibi iktisadi koşullara göre talebin fiyat esnekliğinin düşük olduğu parasal sıkılaşma, parasal daralma dönemlerinde toplam talep yetersizliği oluşmayacak, talebi bir anda bıçak gibi kesmeyecek olan şirketlere ve sektörlere öncelik vermeniz çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Videoda daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle bir bilgilendirme içeriği çekmek istedim. Dediğim gibi önümüzdeki videoda ben kendi bilgimle, kendi verilerim, kendi düşüncemle yükselme potansiyeli olacak hisseleri de kendim çekeceğim. Bu videoda dediğimiz gibi aracı kurum beklentileri videosuydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videolar hoşunuza gittiyse takip edebilirsiniz. Videoya like atabilir, bize destek alabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.